Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Vivo'nun yeni telefonunu inceleyeceğiz. V29 5G arkadaşlar, bakalım bu model bizlere neler sunuyor. Vivo'nun her segmentten akıllı telefonlarıyla Türkiye pazarında hali hazırda yer aldığını biliyoruz arkadaşlar. Bu model ise hem 5G desteğiyle hem de güçlü kamerası ve işlemcisiyle orta segmentin üst basamaklarına hitap eden bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. 5G desteği olması önemli. Neden? Çünkü artık Türkiye'de de 5G adımlarının yavaş yavaş atıldığını biliyoruz. Yani önümüzdeki yıllarda 5G desteğine tamamıyla geçiş yapması bekleniyor. Şu anlık yalnızca bazı pilot bölgelerde test edilse de önümüzdeki dönemlerde artık 5G telefonların daha da revaçta olduğunu göreceğiz. Eğer şimdiden bir telefon alıp uzun süre 5G destekli telefon aramak istemiyorum, almışken 5G alayım diyorsanız bu model tercih edilebilecek telefonlar arasında yer alıyor. İlk olarak tasarım ayrıntılarıyla başlayalım arkadaşlar. İnce çerçevelere sahip kavisli bir panel çıkıyor karşımıza ve bu panelin oldukça parlak ve şık olduğunu söyleyebiliriz. Arka tarafına baktığımız zaman ikili bir kamera kurulumu yer alıyor ve bir çıkıntısı var. Fakat bu çıkıntı sizin kafanızı karıştırmıyor. Çünkü yanında kutu içeriğinde gelen şeffaf kılıfı sayesinde arkadaşlar bu kamera çıkıntısı kapanabiliyor. Bu yüzden acaba ben masanın üstüne koyduğumda bu kameralara zarar gelir mi diye düşünmenize gerek kalmadan yanındaki şeffaf kılıfı sayesinde herhangi bir sorun yaşamadan kullanabiliyorsunuz. Tasarım ayrıntılarıyla devam edeceğim. Sağ tarafına baktığımız zaman kilit tuşu ve ses açma kısma tuşu yer alıyor. Alt tarafında hoparlörü, mikrofonu ve sim tepsisi yer alırken üst tarafında da gürültü engelleyici mikrofonu yer alıyor arkadaşlar. Genel olarak tasarım ayrıntılarını incelediğimiz zaman özellikle arka taraftaki mat tasarımın oldukça hoş olduğunu söyleyebilirim. Ve kamera çıkıntısı da kasaya göre biraz fazla olsa bile yanında çıkan şeffaf kılıf sayesinde bu çıkıntı kapanabiliyor. İlk olarak ekran özelliklerinden başlayalım. 6.78 inçlik kavisli bir ekran karşımıza çıkıyor. %90.8'lik ekran gövde oranı yer alıyor arkadaşlar. Çözünürlüğü ise 1260x2800 olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu ekranın oranı ise 20.9 olarak belirtilmiş. 453 ppi'lik bir piksel yoğunluğuna sahip olan modelin 120 Hz'lik bir tazeleme oranı karşımıza çıkıyor arkadaşlar. AMOLED bir ekran geliyor ve HDR10 Plus desteği de yer alıyor. Genel olarak ekran özelliklerine baktığımız zaman tatmin edici bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Zaten orta segmentin üst basamaklarına hitap eden modellerde kavisli ekran yapısıyla pek de karşılaşmıyorduk ama Vivo V29 5G modelini elimize aldığımız zaman sanki üst segment premium bir telefon kullanıyor hissiyatına sahip oluyorsunuz. Çünkü oldukça ince ve hafif bir tasarıma sahip. Yani her ne kadar ekranı 6.67 inçlik bir boyuta sahip olsa da tek elle kullanıma uygun olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kavisli ekranda tabii ki kullanım olarak da güzel bir hissiyat sağlıyor. Bunun yanı sıra film, dizi izlerken, oyun oynarken de oldukça başarılı bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Çünkü kavisli ekranda örneğin oyun oynarken oyunu adeta yaşıyorsunuz. Bu yüzden ekranın hem kavisli olmasının hem de parlak ve canlı renk sahip olmasının başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık bir haftalık kullanım deneyimi sonunda bu ekrandan oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim ki kavisli ekranlı bir telefona aslında pek de alışkın değilim. Yani şu ana kadar hep düz ekranlı telefonlar kullandım ama yine de bu kavisli ekrana çok kolay bir şekilde alıştığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Teknik özellikler tarafına geçelim isterseniz. Teknik özellikler tarafında Vivo V29 5G modeli Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 778 5G işlemcisiyle geliyor ve bu işlemci 6 nanometrelik üretim sürecinden geçiyor arkadaşlar. 8 GB'lık RAM desteğiyle gelen model 128 ve 256 olmak üzere iki farklı dahili depolama alanıyla geliyor arkadaşlar. Aynı zamanda yazılımsal desteği sayesinde artı 8 GB'lık bir RAM daha ekleniyor. Pil tarafında 4600 mAh'lik bir batarya ile gelen modelin 80 Watt'lık hızlı şarj desteği olduğunu söyleyelim ve %1'den %50'ye 17 dakikada tam şarj mümkün hale geliyor bu adaptör sayesinde. Hazır bu pil değerinden bahsetmişken size şu artıdan da bahsedeyim. 80 Watt'lık hızlı şarj adaptörü kutu içeriğinde çıkıyor arkadaşlar. Yani oldukça zengin bir kutu içeriğine sahip. Şu anda piyasadaki modellerde artık adaptör dahi bulunmadığını biliyoruz ama Vivo V29 5G modeliyle beraber bize hem 80 Watt'lık hızlı şarj adaptörünü sunarken şarj kablosunda yanı sıra şeffaf kılıfı da yine kutu içeriğinde bizlere vermiş arkadaşlar. Bu da önemli bir detay. Aynı zamanda hızlı şarj olmasında önemli bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz.
Diyelim çok düşük bir şarjla evden çıktınız, %5, %10 ya da evden çıkmak üzeresiniz, hazırlanıyorsunuz. O sırada 5-10 dakikalık bir şarja takarak sizi gün boyu idare edebilecek bir kapasiteye ulaşabiliyor arkadaşlar bu pil. Bu yüzden hızlı şarj olması özellikle bu segment, bu fiyat segmentine ait bir telefona göre oldukça büyük bir artı olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim işlemci detaylarına. 6 nanometrelik bir işlemciyle geldiğini söylemiştik. Peki nedir bu 6 nanometre ifadesi? Bir işlemcide nanometre değeri ne kadar düşerse o işlemcinin bize sağladığı verim o kadar artar. Çünkü transistörler arası mesafe kısaldığı için hem ısınma problemleri ortadan kalkar hem de enerji verimliliği konusunda da daha iyi bir performans sergiler. Yani daha az güç tüketerek daha üstün bir performans sağlar arkadaşlar. Biz bu telefonla Call of Duty, PUBG Mobile gibi oyunlar oynadık ve yüksek ayarlarda oynadık bu oyunları. Her ne kadar yüksekte oynasak bile herhangi bir donma kasmayla karşılaşmadık. Isınma problemleri 25-30 dakika oynadıktan sonra şu bölgede oldu arkadaşlar. Zaten burada da işlemci olduğu için ısınması normal. Zaten piyasada ısınmayan telefon yok. Önemli olan ne kadar hızlı bir şekilde soğuduğudur. Yani 4-5 dakika bir kenara bıraktığımızda tekrardan aynı soğukluğa, aynı ısıya geri dönüyor arkadaşlar. Ama ilk 5-10 dakikalık, 15 dakikalık bir oyunda herhangi bir ısınma gözlemlemedik. Bu yüzden transistörler arası mesafenin bu kadar kısa olmasının avantajını da yine PUBG ve Call of Duty Mobile testlerimizde görmüş olduk arkadaşlar. Bu yüzden oyun tarafında da tatmin edici düzeyde bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Evet, şimdi geldik telefonun bize sunduğu kamera özelliklerine arkadaşlar. Vivo V29 5G modeli arka kamerada 50 megapiksellik f1.9 diyafram açıklığına sahip OIS destekli bir kamerayla karşımıza çıkıyor. İkinci kamerası ise geniş açılı kamera 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.2 diyafram açıklığına sahip. Bir tane de küçük bir lensimiz daha bulunuyor. Bu da derinlik algısı lensi. 2 megapiksel değerinde ve f2.4 diyafram açıklığına sahip arkadaşlar. Ön tarafına baktığımızda ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki kağıt üzerindeki veriler böyle. Telefonlar bize nasıl bir performans sunuyor? Testlerimizi inceleyelim. Ondan sonra incelememize devam edeceğiz. Arkadaşlar şu anda Vivo V29 modelinin ön kamerasından beni görüyorsunuz. 4K çekim yapabiliyor ve ses performansı da bu şekilde. Eğer beni net bir şekilde duyuyorsanız V29'un mikrofon tarafındaki performansının başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Peki siz nasıl buldunuz arkadaşlar? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Vivo V29 modeli arka kamerada da 4K çekim yapabiliyor. Şu anda yürüyerek çekiyorum bu videoyu. Eğer sarsıntı önleme tarafında şu anda görüntüde stabil bir görüntü görüyorsanız başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle biraz daha etrafı çekelim sizler için. Hatta ileri doğru zoom yapalım. Zoom yaptığımızda da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha hızlı yürüyeceğim bakalım. Hızlı yürüdüğümde optik imaj sabitleyicisi, sarsıntı önleyicisi nasıl çalışıyor? Evet, kamera testleri de bu şekildeydi. Açıkçası benim çok hoşuma gitti. Özellikle yüksek ışıkta çektiğim, deniz kenarında çektiğim o güzel fotoğraflar ve videolar benim oldukça hoşuma gitti arkadaşlar. Çünkü renkler resmen benim gözümün gördüğüyle aynı renklere ulaşmaya çalışmış burada Vivo mühendisleri ve benim de oldukça hoşuma gitti. Peki siz bu telefonun kamerasını nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, incelememizin yavaş yavaş sonuna gelirken genel yorumlarımdan bahsedeceğim. Öncelikle bu söylediğim özellikleri aslında telefonun fiyatına göre kıyaslamanızda fayda var. Yani piyasadaki benzer işlemciye ve özelliklere sahip telefonlara göre nasıl bir fiyat etiketi sunduğunu tabii ki de rakiplerine bakarak anlayabiliriz. Şu anda V29 5G modeli Vivo'nun resmi sitesinde 19.999 TL'lik bir fiyatla karşımıza çıkıyor. Tabii ki sitede yine farklı kampanyalarda bulunuyor. Örneğin eski telefonu getir yeniyi götür gibisinden. Ama bu kampanyaların dönem dönem değişiklik gösterdiğini, kalkabileceğini unutmayın. Bu yüzden araştırmayın.
araştırma yapmanız gerekiyor. Belki de bizim bu videoyu çektiğimiz tarihte yine Vivo'nun kampanyaları, hediyeleri devam ederken yayınlandığı tarihte bu kampanyalar bitebilir. Bu yüzden kontrol etmenizde fayda var. 20.000 TL'lik fiyat etiketine baktığımız zaman işlemciye göre biraz yüksek kalsa da sunduğu özellikler, şık tasarımı ve güçlü kamerasıyla aslında hemen hemen piyasadaki rakipleriyle aynı fiyata sahip olduğunu görmekteyiz. Ama piyasada aslında benzer özelliklere sahip kavisli ekranı olsun, OIS'li kamerası olsun, telefonları kıyaslayıp fiyata göre en düşükten en yükseğe yaptığım zaman 2-3 yıl önce tanıtılmış amiral gemisi telefonlar karşımıza çıkıyor. Fakat güncel bir telefon arıyorsanız 2-3 yıl önce tanıtılan bir telefonu tercih etmektense aslında güncel bir telefon tercih edilebilir. Tabii ki tamamen sizin ihtiyaçlarınıza kalmış arkadaşlar. Eğer bu telefon hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Biz de sizler için Vivo V29 5G'nin rakibi olabilecek telefonlarla kamera karşılaştırmaları yakında yapacağız. Sizin de kamera karşılaştırmasını istediğiniz bu telefon rakip olabilecek bir telefon varsa yorumlar kısmında belirtin. Biz de sizler için karşılaştırma videosunu çekelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.